Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında İsmail Sert görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah'a teala razı olsun. Cenab-ı Hak bu günlerimizi aratmasın. Amin. Bu cuma gecesinin hatıra ve hürmetine günahlarımızı affe mağfiret eylesin. Amin. Ahir ve akıbetimize hayır eylesin inşallah. Amin inşallah. Ve yine her cuma gecesi olduğu gibi yine cuma gecemiz hayırlı olsun. Yarın da cuma günü, cuma günümüz dahil mübarek olsun dilekleriyle hemen konumuza geçiyoruz. Efendim konumuz Ehl-i Sünnet itikadı. Tabii ahir zamanda kıyamete doğru gidince herkes Müslümanım diyor. Evet. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların yani kendi ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, bunlardan bir tanesinin doğru yolda kalacağını bildiriyor, haber veriyor. Hatta İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sur Hazretleri 73 fırka içinde cehennemden kurtulan yalnız Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırkasıdır. Her Müslüman Ehl-i Sünnet itikadını öğrenmeli, imanını buna göre düzeltmelidir. Asırlardan beri dünyaya yayılmış olan Müslümanların çoğu Ehl-i Sünnet idi. Gelmiş olan yüz binlerle Ehl-i Sünnet alimlerinin milyonları aşan kitapları dünyanın her tarafına İslamiyet'i yaymış, tanıtmıştır. Cehennemden kurtulmak isteyen bu doğru kitapları bulup, okuyup itikadını düzeltmelidir. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan itikada uymayan bozuk itikatlar, imanlar yani bunlara gönül bağlamak gönlü öldüren bir zehirdir. İnsanı sonsuz ölüme ebedi azaba götürür. Amelde, ibadetlerde tembellik, gevşeklik olursa af olunabilir. Ama itikatta, iman edilecek şeylerde gevşek davranmak af olunmaz. Şirki yani küfrü asla affetmeyeceğim, diğer bütün günahları istediğim kimselerden affederim mealindeki ayet-i kerime meşhurdur buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sur Hazretleri. Şimdi mesela cehennem mahşer günü Sırat Köprüsü üzerine cehennemin üzerine Sırat Köprüsü kurulacaktır. Evet. Ve o Sırat Köprüsü'nde 7 yerde sual sorulacaktır buyuruyor. Bahattin Bey kitaplarda İmam-ı Gazali Hazretleri uzun uzun bildirmiş. İlk sual itikad olacak. İmanı nasıldı? Doğru muydu değil miydi? İman bozuksa daha o ilk sual merkezinde patlaya atıyorlar seni. Evet. Yani diğerlerine bakmıyorlar. Yani abdesti, namazı, guslü, zekatı onlara falan bakmıyorlar. İmanı düzgün mü değil mi? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı. 70 cehenneme gitti. Nasara 72 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı. 71 cehenneme gitti. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. Biri doğru yolda kalacak. Diğerleri cehenneme gidecek. Niçin? İtikadı bozuk olduğu için. Bu çok önemli. Onun için Ehl-i Sünnet itikadını öğrenmek şart mıdır? Elbette ki şarttır. Ve İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sur Hazretleri de kendi zamanında bir talebesinin suali üzerine buyuruyor ki Ehl-i Sünnet itikadını kısa ve öz olarak bildiriyorum. Buna göre itikad düzeltmeli, Hak Teala'dan yalvararak bu itikad üzere daim olmayı istemelidir. Yani son nefesi de bu itikad üzerinde bulunmak için gayret sarf etmelidir. Buyuruyor ve ondan sonra Ehl-i Sünnet itikadının temellerini anlatıyor. Ve buyuruyor ki biliniz ki Allah-u Teala kadim olan zatıyla vardır. Ondan başka her şey onun var etmesiyle var olmuştur. Evet işte melekler, cinler, peygamberler, dünya, birinci kat gök, ikinci, üçüncü, dördüncü, cennet, cehennem, sırat, mahşer, melekut alemi, hayvanat, nebatat ne varsa hepsi onun varlığıyla ayakta durmaktadır. Hepsi ona muhtaçtır ama o hiç kimseye muhtaç değildir. Onun yaratmasıyla yokluktan varlığa gelmişlerdir. Yani Cenab-ı Hak yaratmasaydı yoktu böyle bir şey. Ve Cenab-ı Hak ise sonsuz olarak vardır. Kadimdir, ezelidir. Yani hep var idi. Varlığından evvel yokluk düşünülemez. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatına ait sıfatlar var. Bunlardan bir tanesi kıdem ve beka. Evet. Yani Allah-u Teala sonsuz öncelerde de vardı. Beka sonsuzlarda da aynı şekilde. Başka kelime bulunmadığı için böyle ifade ediliyor. Yani onun başlangıcı yok. Peki başlangıcı olursa Ehl-i Sünnet alimleri onu da anlatmışlar. Yani bir varlık bir yerden başlamış ise dolayısıyla birisine muhtaçtır. Muhtaç olan da ilah olamaz.
başkasını balta dolduramaz ki. Evet. Yani neye benzer? Buna bir misal verecek olursak, şu anda mesela dinleyicilerimiz görmüyor ama benim elimde bir kalem var. Tabii Bahattin Bey nasıl gösterirse göstersin, onu bilemiyorum dinleyicilere. Ben şimdi bunu tutuyorum. Ben ne zamana kadar tutarım bunu? Ben hayatta kaldığım müddetçe. Ölürsem ben önce zaten bedenim küt diye düşecek, kalem de düşecek. Yani ben bu şeyi, kalemi tutamam. Niye? Ben ölümlü bir varlığım. Eğer Allahu Teala, Allah-u Teala'nın başlangıcı olmuş olsa sonu da olacaktır otomatik olarak onun. Evet. Sonlu bir varlık başkalarına hayat veremez ki, onları idame ettiremez ki. Başlangıcı varsa bir yere muhtaçtır. Öyleyse o ilah olamaz. İlah da başlangıcı olmayacak, başkasına muhtaç olmayacak. Bunun için İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sözleri ısrarla buyuruyor ki Allah-u Teala kadim olan zatıyla vardır. Başka bir şeye bağlı değildir. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Evet. İhlas suresinde açıkça bildirilmiştir. Ondan başka her şey yoktu. Kadim ve ezeli olan baki ve ebedi olur. Hadis ve mahluk olan, yani hadis sonradan, mahluk yaratılan demektir. Fani ve muvakkat olur, yani geçici olur. Yok olmaya da mahkumdur. Allah-u Teala birdir. Yani varlığı lazım olan yalnız odur. İbadete hakkı olan da odur. Ondan başka her şeyin var olmasına lüzum da yoktur. Olsa da olur, olmasalar da olur. Evet. İnsan olsa da olur, olmasa da olur. Hayvanat olsa da olur, olmasa da olur. Ne faydası var ki? Çünkü her bakımdan başkasına muhtaç mıdır? Muhtaç tabii. İnsan da muhtaç, hayvanlar da muhtaç, melekler de muhtaç, cinler de muhtaç, hepsi muhtaç. Zaten muhtaç olan devamlı surette aynı şekilde bir başkasına yük demektir. Allah-u Teala'nın kamil sıfatları vardır. Kemal sıfatları. Yani buna kitaplarda anlatılırken subuti sıfatları, bizatî sıfatlar, kıdam, beka, vahdaniyet, muhalefetul havadis, kıyam ve nefsi sıfatları var. Vücut sıfatı da vardır. Bunlar zatına aittir. Kıdem ve beka başlangıcı ve sonu olmamak. Vücut var olmak demektir. Kıyam bi nefsihi, muhalefetül havati sıfatlarıyla Allah-u Teala sonradan yaratılandan hiçbirisine hiçbir şekilde benzemez. Muhtaç da değildir. Evet. Ve subuti sıfatları, sabit olduğunun deliline ait olan bunlara İmam-ı Rabbani Hazretleri kamil sıfatlar ifadesini kullanmıştır. Bunlar da hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam ve tekli sıfatlarıdır. Hayat, diri olması, ilim bilmesi, semi işitmesi, basar görmesi, kudret, gücü yetmesi, irade dilemesi, kelam söylemesi ve tekvin yaratmasıdır. Bu sıfatlar Allah-u Teala'ya mahsustur. Bu sıfatları da kadimdir, ezelidir. Yani bu sıfatlar sonradan Allah-u Teala'ya, yani insan mesela alim olur. Ama sonradan meydana gelir insandaki ilim. Evet. Doğarken yok o. Peki genlerinde olan, o sadece hayatını idam ettirecek kadar bütün mahlukatta var. Onu da veren Cenab-ı Hak'tır. Kendisinde yok öyle bir şey. Sonradan mı? Evet, sonradan. Görme mesela, işitme. Bizde kaybolabiliyor. Gözlük takıyoruz nitekim. Kulaklık takıyorsun. Kaybolabiliyor mu? Olabiliyor. Allah-u Teala'daki semî sıfatı, işitme sıfatı ne sonradandır ne de aynı şekilde kaybolma ihtimali vardır. Yani zatı gibi ebedi ve ezeli midir? Evet, ebedi ve ezelidir. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri bu sıfatları da kadimdir, ezelidir. Belki şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Niçin böyle ısrarla duruyorsunuz? Çünkü mesela zamanımızda Tanrı kavramı veyahut da ilah mefhumu anlatılırken adamlar öyle kafalarına göre ilah mefhumu çıkartıyorlar ki, yani Allah-u Teala'nın sıfatları vardır. Bu sıfatlarla tanımak lazım onu. Evet. Öyle bilmek lazım. Allah-u Teala'nın zatının başlangıcı ve sonu olmadığı gibi ondaki sıfatlar, diri olma sıfatı, ilim, bilme sıfatı, semiyan, işitme sıfatı, basar görme sıfatı, kudret, gücü yetme sıfatı, irade dileme sıfatı, kelam söyleme sıfatı ve tekvin yaratma sıfatı hep vardır. Yok olmaz. Zatı gibi başlangıçta vardı. Mahlukların sonradan yaratılması ve onlarda her an meydana gelen değişiklikler bu sıfatların kadim olmasını bozmaz. Sıfatların bağlandığı şeylerin sonradan var olması sıfatların ezeli olmasına da mani değildir. Tabi felsefeciler yalnız akla güvendikleri, akılları da noksan olduğu için Müslümanlardan Mutezile fırkası da iyi göremediğinden, eşya hadis olduğu için, yani bütün yaratılanlar sonradan meydana geldiği için bunlar var eden ve idare eden sıfatlar da hadistir, yani sonradan meydana gelmiştir dediler. Bu surette kadim olan sıfat-ı kamileyi, yani subuti sıfatları inkar ettiler. İlim sıfatı zerrelere kadar işlemez dediler. Yani Allah-u Teala ufak tefek şeyleri bilmez dediler. Çünkü eşyadaki değişiklikler ilim sıfatındaki değişiklik yapar, kadim olanda ise değişikliği olamaz dediler. Halbuki bilemediler ki sıfatlar ezelidir. Bunların eşyaya taallukları, bağlantıları,
hadistir, sonradan meydana gelmiştir. Evet. Şimdi mesela daha önce ben ninemlerin emsallerinde dinliyordum. Allah-u Teala'nın, yani ehl-i sünnet itikadında olabilmek için Allah-u Teala'nın zatî ve subûdî sıfatlarını iyi bilmeli, böyle inanmalı, böyle itikad etmeli. Mesela ninemler derdi ki Allah-u Teala karanlık gecede, zifiri karanlık gecede. Şimdi tabii elektrik olduğu için öyle zifiri karanlık gecede zor yakalarlar. O zaman bizde elektrik melektrik yoktu köyde. Ancak da ormanlık bölgelerde yani. Ancak öyle. Karanlık gecede, zifiri karanlık gecede kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncayı görür Allah-u Teala. Bize çocuk da Allah Allah nasıl görür. Ve onun ayak seslerini işitir. Sonradan değil. Allah-u Teala'nın gücü ve kudreti böyle midir? Böyledir. Peki insanoğlu bunu? Hayır. O insan mahluktur. Allah-u Teala haliktir. Bunu birbirine karıştırmamalı. Noksan sıfatlar Allah-u Teala'da yoktur. Allah-u Teala maddelerin, cisimlerin, arazların, yani hallerin, sıfatlarında ve bunlara lazım olan şeylerden münezzehtir, uzaktır. Şimdi o Mutezile fırkası Allah-u Teala detayları bilmez diyorlar. Haşa. Yaratan yarattığını bilmez mi? Olur mu öyle şey? Onun için de yani nenelerin o anlattığı işte zifiri karanlık gecede, karanlık gecede kara taşın üzerinde kara karıncanın yürüdüğünü Allah-u Teala görür ve sesini de işitir. Yani her şeyi bilir. Evet. Zerreden ne varsa hepsi. Zerreden arşa kadar her şeyi bilir mi? Evet, her şeyi bilir. Ve ehl-i sünnet itikadının özelliklerinden bir tanesi Allah-u Teala'yı bu şekilde. Biz kısa ve öz olarak anlatıyoruz. Çünkü programımızın zamanı sınırlı. Allah-u Teala zamanlı değildir, mekanlı değildir, cihetli değildir. Bir yerde, bir tarafta değildir. Yani bu ne demektir? Adam mesela elini açıyor falan, gökyüzüne bakıyor. Allah'ım diyor falan. Küfür olur buyuruyor Muhammed bin Kutbuddin İzzik Hazretleri. Allah-u Teala gökte değil ki. Ne buyuruyor? Ehl-i sünnet itikadına göre. Allah-u Teala zamanlı değildir, mekanlı da değildir. Bir yeri yok. Öyle yapmak cihetli de değildir. Mekan tayin ediyorsun. Tabii, mekan tayin ediyorsun. Cihetli değil, bir yönden de değil. Öyle de değil. Bir yerde, bir tarafta da değildir. Her tarafta. Cenab-ı Hak zamandan ve mekandan münezzeh, her an yaratmış olduğu mahlukatın en zerresi, en küçüğü neyse ondan bile gafil değildir. Hepsini her an görür, bilir ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben size şah damarlarınızdan daha yakınım. Bu yakınlık da bizim anladığımız o mesafe şekliyle değildir. Peki burada şimdi belki bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Yani ne demek istiyorsunuz? Şimdi Bahattin Bey, esas burada inanılması gereken bir husus vardır. Bu aklın üstünde bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebeplere göre düşündüğün zaman bunun içinden çıkamazsın. Çünkü evet, akıl sınırlıdır. Sen sınırsız olan bir şeyi sınırlıyla izah etmeye kalkıyorsun. Orada da yetmiyor tabii ki. Orada yetmiyor. Hani canlı bir misal verecek olursak, belki görmüşsündür, hani büyük kantarlar olur. Evet. Kamyonların tartıldığı, girer oraya falan. Mesela yazıyor, bu diyor 40 tonu tartar. Peki 80 tonluk birisi gelse onun üstüne çıksa ne olur? Göçer. Göçer tabii, tartamaz. Tartamaz onu. Bir de göçer yani, onu tabii, kaldırmaz. Göçer onu, küt diye gider. Sen tartıversin. Tartamaz arkadaş ya. Senin aklın da diyelim ki 40 tonsa 50 tonluğu tartamazsın arkadaş. Olmaz o. Mesela daha önce hatırlar mısın bilmiyorum. Eskide mesela böyle el kantarlar vardı. Evet. Biliyor musun onları? Biliyorum. Tabii şimdi hepsi dijital olduğu için onları yeni nesil bilmez. Mesela onlar 20 kiloya kadar tartar. Böyle gösterir. Bazıları 10 kiloya kadar, bazıları 5 kiloya kadar. Küçükleri vardı öyle. Hatırlarım. Mesela 10 kiloya kadar tartan bizim elde 10 kilo muydu? O civardaydı herhalde. Bir şey vardı. Koca bir çuval. Nenem rahmetli onu tartmaya kalkıyor. Tabii yerden kaldıramıyor bir kere. Gücü de yetmiyor zaten. Dedim nene bu tartmaz. Dedi oğlum işte bu kantar ya. Kantar ama bunun gücü 10 kilo. Bu var 20 kilo, 30 kilo. Nasıl kaldırsın bunu? Çekmez ki. Velev ki çekti. İki kişi kaldırdı. Buraya 10 kilo da sınırlı kalır. Öğrenebilir misin? Öğrenemezsin. Öğrenemezsin tabii kaç kilo oldu. Ama onda yapacağın 10'ar kilo, 10'ar kilo şey yaparsan onu çekebilir mi? Evet çekebilir. Dolayısıyla Allah-u Teala zatıyla alakalı olarak ve aklın üstünde meydana gelen şeyleri akılla izah etmeye kalkarsan bocalarsın. İşte felsefeciler 72 fırkadan Mutezile fırkası aklıyla işi halletmeye kalkmış, debelemiş ve netice itibariyle çamura batmışlardır. Zamanlar, yerleri, cihetleri o yaratmıştır. Bir şey bilmeyen bir kimse onu arş üstünde sanır. Nitekim böyle Mücessime fırkasından İbn-i Teymiye gibi. Haşa, bu İbn-i Teymiye Ümeyye Camii'nde çıkmış kürsüye böyle vaaz ediyor. İşte Allah da diyor haşa benim gibi böyle, ben nasıl kürsüye oturursam o da arşa böyle oturur. Mücessime fırkası. Yani Allah-u Teala cisim gibi düşünenler. Evet. Cisim değildir. Cisim, kıyam bir nefsihi ve muhalefetin lil havadi sıfatıyla Allah-u Teala yarattıklarının hiçbirisine hiçbir şekilde benzemez buyuruyor. Düşündüğün, hayal ettiğin ne varsa o değildir. Çünkü düşünmek,
akıl, hayal, vehim dediğimiz bu kuvvetler de o yaratmıştır. Onun yarattığıyla onu nasıl ölçebilirsin ki? O mümkün değil. Şimdi mesela ben bir misal daha vereyim. İnsanoğlu bugün bir sürü makineler yapıyor değil mi? Evet. Keşfediyor, yapıyor. Mesela en çok kullandığımız onu taksi. Kim yaptı onu? İnsan yaptı. Peki o taksi insan anlayabilir mi? Şimdi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ne demek istedi ya? Şimdi böyle bir garip bir soru falan diye hatıra gelebilir. Yani taksi 1000 sene dursa kendisini yapanı tanıyabilir mi? Mümkün değil, tanıyamaz. Mesela insan o tır yapıyor değil mi? Evet. Kocaman. Bırak tırı, gemi yapıyor. Kaç tane futbol sahası büyüklüğünde gemi yapıyor, tankerler yapıyor. İnsan yanında karınca gibi kalıyor onun yanında. Ama insan yapıyor. Peki o tanker o insanı tanır mı? Tanıyamaz. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Ama onu işte o insan yaptı. O insan yaptı. Mesela insanoğlu bugün en fazla kaç metredir? Boyu 2,5 metredir. En fazlası. Peki bu insanoğlu 2,5 metre boyundaki insanoğlu 250 metre, 250 kat, 350 kat, 450 kat, ne bileyim 1000 metre yüksekliğinde bina yapıyor mu? Yapıyor. Kendisine kadar? 2,5 metre. 1000 metre boyunda yapıyor. Peki o bina onu tanıyabilir mi? Hayır. Tanıyor. Peki o 2,5 metre boyundaki insan o 1000 metre yüksekliğindeki 450 kat binayı altına bir dinamit koyarak havaya uçurabilir mi? Uçurur tabii. O bina diyebilir mi? Evet, sen kimsin falan diyebilir mi? Diyemez. Böyle bir şey hissi yok. Niye bu misali verdi diye dinleyicilerimiz hatıra gelebilir. Bakın insanın yaptıkları bile insana kafa tutamıyor. İnsanın elindedir ve insanı tanıyamıyor. İnsanı yaratan Allah-u Teala. Sen Allah-u Teala nasıl tanıyacaksın, nasıl kavrayacaksın? Sadece Allah-u Teala buyuruyor ki işte ben buyum, sıfatlarım budur. Beni bu şekilde bilesin ve böyle düşünesin, böyle itikad edesin. Ehl-i Sünnet itikadı bu mudur? Evet. Ehl-i Sünnet alimleri bu şekilde anlatıyorlar. Sonradan yaratılan bir şey kadim olana, yani her zaman var olana yer olabilir mi? Yalnız şu kadar var ki arş mahlukların en şereflisidir. Yaratılanların. Arşullah denmiştir çünkü ona. Her şeyden daha saf ve daha nurludur. Bunun için ayna gibidir. Allah-u Teala'nın büyüklüğü orada görünür. Bunun için dedi ki ona arşullah denir. Yoksa Allah-u Teala'ya göre arş da diğer eşya gibidir. Hepsi onun mahlukudur. Yalnız arş ayna gibidir. Diğer eşyada bu kabiliyet yoktur. Aynada görünen bir insana aynanın içindedir denilir mi? O insanın aynaya olan nispeti karşısında bulunan diğer eşyaya olan nispeti gibidir. İnsanın hepsine olan münasebet de aynıdır. Allah-u Teala madde değildir, cisim değildir, hal değildir, hudutlu, boyutlu değildir, uzun, kısa, geniş, dar değildir. Ona geniş deriz, fakat vasi geniş deriz, fakat bu genişlik bizim bildiğimiz, anladığımız genişlik değildir. O muhittir, yani her şeyi çevirmiştir, fakat bu ihata çevirmek bizim anladığımız gibi değildir. O karibdir, yani yakındır. Yakındır ve bizimledir, fakat bizim anladığımız gibi değil. Onun vasi, muhit, karib ve bizim ile beraber olduğuna inanırız. Fakat bu sıfatların ne demek olduğunu bilemeyiz. Akla gelen her şey yanlıştır deriz. Allah-u Teala hiçbir şeyle ittihat edemez, yani birleşemez. Hiçbir şeyde onunla birleşemez. Ona hiçbir şey hulul edemez, giremez. O da herhangi bir şeye hulul edemez. Evet. Nitekim işte İsa aleyhisselam haşa Allah-u Teala hulul etti. Bazılar mesela Müslümanlardan işte Allah haşa Hazreti Ali'ye hulul etti gibi, yani onun görüntüsü artık ilahtır gibi falan, bu şekilde saçma sapan şeyler aynı şekilde söyleyenler olmuş mu? Olmuş. Allah-u Teala ayrılmaz, parçalanmaz, tahlil, analiz, terkip, sentez edilmez. Onun benzeri eşi yoktur, kadını çocukları yoktur. O bildiğimiz, düşünebileceğimiz şeyler gibi değildir. Nasıl olduğu anlaşılamaz, düşünülemez, benzeri numunesi olamaz. Şu kadar biliriz ki Allah-u Teala vardır, bildirdiği sıfatlar da vardır. Fakat kendisinde, varlığında ve sıfatlarında akla gelen, hayalimize gelen her şeyden münezzehtir, uzaktır. İnsanlar onu anlayamaz. Farisi bir beyt var. Rabbiniz değil miyim sorulduğunda onu anlayanlar o vardır deyip kestiler sözü. O kadar. Bu evet. Kafanın bir alemi yok. Allah-u Teala'nın isimleri tevkifidir. Ne demek tevkifidir? Yani İslamiyet'in kendisinin bildirmesiyle. Kendisinin bildirmesine bağlıdır. İslamiyet'in söylediği ismi söylemelidir. İslamiyet'in bildirmediği isim söylenmez. Ne kadar kamil, güzel olsa da söylememelidir. Mesela Cenab-ı Hakk'a Cevat denir. Çünkü İslamiyet Cevat demektedir. Fakat yine cömert manasında olan sahih kelimesi Allah-u Teala için denmez. Çünkü İslamiyet ona dememiştir. Evet. Şu halde Tanrı da denmez. Hele ibadet ederken, ezan okurken Allah ismi yerine Tanrı demek çok günah olur.
Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Onun sözüdür. Sözünü İslam harflerinin ve seslerinin içine sokarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiştir. Bununla kullarına emirlerini ve yasaklarını bildirmiştir. Allah-u Teala'yı müminler cennette cihetsiz olarak ve karşısında bulunmayarak ve nasıl olduğu anlaşılamayarak yani bir şekilde olmayarak göreceklerdir. Allah-u Teala'yı ahirette görmeye inanırız. Nasıl görüleceğini düşünmeyiz. Çünkü onu görmeyi akıl anlayamaz. İnanmaktan başka bunun çaresi yoktur. Felsefeciler ve Mutezile ismindeki Müslümanlara ve Ehl-i Sünnet'ten başka bütün fırkalara yazıklar olsun ki kör olduklarından buna inanmaktan mahrum kaldılar. Görmedikleri, bilmedikleri şeyi gördükleri şeylere benzetmeye kalkarak iman şerefine kavuşamadılar. Evet. Allah-u Teala insanları yarattığı gibi insanların işlerini de o yaratıyor. İyi ve fena şeylerin hepsi onun takdiri, dilemesiyledir. Fakat iyi işlerden razıdır, beğenir. Fenalardan, kötülerden razı değildir, beğenmez. İyi ve kötü her iş onun istemesi ve yaratması ile ise de onu yalnız bir kötü şeyin yaratıcısı olarak adlandırmak edepsizlik olur. Kötülüklerin yaratıcısı dememelidir. İyi ve kötünün yaratıcısıdır demelidir. Mesela her şeyin halıkıdır demeli. Fakat pisliklerin veya domuzların halıkı dememelidir. Ona karşı edep böyle olur buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sur Hazretleri. Evet. Mutezile fırkası ve bazı sapık kimseler ne kadar bayağı düşünüyor. İyi kötü her işini insan kendi yaratır diyor. Burada da sapıyorlar. Evet. Halbuki her şeyi Cenab-ı Hak yaratır. Ve burada kul kendi fiilinin halıkı diyor. Ve burada da bataklığa saplanıyor Mutezile fırkası. Böyle inandığın zaman Ehl-i Sünnet'ten ayrılmış olursun. Ehl-i Sünnet de diyor. Allah-u Teala her şeyin halıkıdır. Hayrihi ve şerri min Allah-u Teala. Hayır ve şer de Allah-u Teala'dan ve onun yaratmasıyla midir? Evet, onun yaratmasıyladır. Mutezile fırkası ise kul kendi fiilinin halıkıdır diyor. Yani insan haşa güya Allah-u Teala'yı tenzih edecek, kötü şeyleri yaratmaz. Dolayısıyla insan kötü şeyleri kendi yapıyor veyahut da kendi yaratıyor. Dolayısıyla insana yaratma sıfatını yüklüyor ki Allah-u Teala'dan başkasına yaratmak fiilini, yaratmak sıfatını söylemek imanı tehlikeye sokar buyuruyor. Doğru söyleyen alimler yani Ehl-i Sünnet'in büyükleri insanın yaptığı işte kendi kuvveti de tesiri ediyor dedi ve bu tesire kesb ismini verdiler. Çünkü elin titremesiyle istekle kaldırılması arasında elbette fark vardır. Titremelere insan kudreti ve kesbi karışmıyor. İhtiyari seçme hareketlere ise karışıyor. İşte bu kadar karışmaları sual ve cezaya sebep olmakta, insan sevap veya günah kazanmaktadır. İnsanların kudret ve ihtiyarına inanmayan, insanları aciz ve mecbur zanneden din alimlerinin sözlerini anlamamıştır. Bu büyüklerin insanda kudret ve irade ver demeleri, insan her istediğini yapar ve istemekten yapmaz demek değildir. Böyle olmak kulluktan uzaktır. Büyüklerin sözü, insanlar emir olunan şeyleri yapabilir demektir. Mesela 5 vakit namaz kılabilir. Malın 40'ta birinin zekatını verebilir. 12 ayda bir ay oruç tutabilir. Yol ve yiyecek parası olan ömründe bir kere hac yapabilir. Bunlar gibi. Ahkam-ı İslamiye'nin hepsini, İslamiyet'in bildirmiş olduğu hükümlerin hepsini yapabilir. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için insanların zayıflığına ve kuvvetlerinin azlığına göre bütün ibadetlerde en hafif, en kolay olanlarını emretmiştir. Ve zaten Allah-u Teala sizlere kolaylık istiyor, güçlük istemiyor. Ve Allah-u Teala sizlere hafif, kolay emretmek istiyor. İnsanlar zayıf, kuvveti az yaratılmıştır. Mealindeki ayet-i kerimeler meşhurdur buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sur'u Hazretleri. Demek ki insanın mesul olması Ehl-i Sünnet alimler buyuruyor ki Allah-u Teala insana irade vermiştir. Mesela Cebriye fırkası insan mecburdur diyor. İradesi miradesi yok. Günah da yapmaya, sevap da yapmaya ne yaptıysa bunları mecburen yapıyor. Mutezile fırkası yok diyor. Kendisi yaratıyor bunları. İnsan kendisi yaratıyor. İkisi de bataklığa saplanmıştır. Peki Ehl-i Sünnet itikadına göre nedir? Allah-u Teala insana irade vermiştir. Kudret vermiştir. Kendi irade ve kudretini tercih ediyor. Cenab-ı Hak da yaratıyor. İşte o tercih etmesi sebebiyle işlemiş olduğu iş neyse, hayırlı ise sevap, kötü ise o zaman günaha mı giriyor? Evet, günaha giriyor. Ve dinde haraç zorluk yoktur demenin manası da zaten budur. Yani Allah-u Teala kolaylık emretmiştir demektir. Yoksa herkes hoşuna giden şeyler yapsın, nefsine zor gelen şeyler yapmasın, ibadetleri rahat ve kolay ve keyfine göre değiştirsin demek değildir. Dinde ufak bir değişiklik yapmak küfürdür ve dinsizliktir. Yani Allah-u Teala kolay olanı emretti demek, kolayınıza geldiği şekilde hareket edin demek değildir. Ya Rabbimizin bildirmiş olduğu kolaylığa göre mi hareket edin demektir? Evet, bu o demektir. Ama bizim birinci bölümde bitti galiba. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.
Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz Ehl-i Sünnet itikadı. Evet hocam. Şimdi efendim, birinci bölümde dilimiz döndüğü kadarıyla Allah-u Teala'nın zatî ve subut sıfatları, Allah-u Teala'nın varlığı, Allah-u Teala'nın dilemesi, Allah-u Teala'nın kudreti, Allah-u Teala'nın yaratması konular üzerinde durmaya çalıştık. Yani Ehl-i Sünnet itikadını İmam-ı Rabbani Kutsuzdur'u böyle inanmamız lazım, böyle bilmemiz lazım diye anlatıyor. Biz de oradan nakletmeye çalıştık. Şimdi evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri peygamberler aleyhissalatü vesselam. Bunlara nasıl inanacağız, nasıl inanmamız lazım? Buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, peygamberler aleyhisselam Allah-u Teala tarafından gönderilen Allah-u Teala tarafından kullarına gönderilmiş insanlardır. Cin değil, melek değil. Hasreten üzerine evet. basıyor. İnsan. Ama seçilmiş. Ümmetlerini Allah-u Teala çağırmak, azgın yanlış yoldan doğru saadet yoluna çekmek için gönderilmişlerdir. Davetlerini kabul edenlere cenneti müjdelemişler. İnanmayanları cehennem azabıyla korkutmuşlardır. Onların Allah-u Teala'dan getirdikleri her haber doğrudur, yanlışlık yoktur. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. İlki Adem Aleyhisselam'dır. Sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. Ha bazılar niye ısrarla söylüyoruz mesela peygamberlerin ve insanlığın başı Adem Aleyhisselam. Hem şimdi itikadı bozuk olanlardan bazısı Nuh Aleyhisselam'dan itibaren kabul ediyor. Nuh Aleyhisselam'dan öncekileri Adem Aleyhisselam'ı, Şit Aleyhisselam'ı kabul etmiyor. Reddediyorlar. Ve kafir oluyorlar tabii ki. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. Sonuncuyu da kabul etmeyen o da kafir oluyor. Hem işte Hristiyan, Yahudi, la ilahe illallah diyor ya. İstediği kadar desin. Muhammedur Resulullah demediği müddetçe küfürden kurtulamaz. Evet. Ve İslamiyet'in emir ve yasaklarının hepsini öğrenip onlara en azından yapmasa bile inanmadıkça ve saygı göstermedikçe, hürmet etmedikçe iman sahibi olamaz. Cehennemden de kurtulamaz buyuruyor. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun dini bütün dinleri neshetmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Bir şey kalmadı zaten o zaman. Evet işte önceki dinler falan hepsi gitti. Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmiyorsa o kimse kafirdir. Onun kitabı geçmiş kitapların en iyisidir. Onun getirdiği din kıyamete kadar bakidir. Kimse tarafından değiştirilemeyecektir. Her asırda bozmaya çalıştılar. Evet. Allah Teala bir alim gönderiyor. 100 senede bir geliyor bunlar. Mesela İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri bunlardan birisidir. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri bunlardan birisidir. İmam Azam-ı Bani Hazretleri bunlardan birisidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunlardan birisini gönderiyor ve bir alim gönderiyor. 100 senede Peygamber Efendimiz'in varisi olan işte din düşmanlarının, bidat ehlinin, sapıkların dine müdahale ederek onu bozmak için uğraşmalarını hepsini temizliyor. Saf ve berrak şekilde tekrar insanlara onlar takdim ediliyor. Evet. Kimse tarafından değiştirilemeyecek. İsa Aleyhisselam gökten inecek, onun dini ile amel edecek. Yani ona ümmet olacaktır. Tabi altyapısı olmayan, din bilgileri olmayan İsa Aleyhisselam gelecek. Aa o peygamber. Peygamber olarak gelmeyecek ki. Vazifesi Muhammed Aleyhisselam dinini yaymaktır. Ve onun aynı şekilde ümmeti oluyor. Bunu lazımdır peygamber. Evet. Musa Aleyhisselam da talep etti. Ya Rabbi o zaman beni o ümmetten eyle diye. Onun ümmeti olmamı nasip etti. O da dua etti. Ve zamanımızda daha çok şimdi, önceki asırlarda da vardı. İmam-ı Rabbani Hazretleri ta o zamandan bakın anlatıyor. Bazı kimseler din zamana göre değişir. Allah-u Teala'nın gönderdiği ilahi kanunlar artık eskimiştir. Asrımızın icablarına karşılayacak bir din lazımdır diyor. Evet din zamanla değişir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Fakat bunu sahibi yani Allah-u Teala değiştirir. Nitekim Adem Aleyhisselam'dan beri çok kere değiştirmiş ve en son olarak ve kıyamete kadar bütün icapları, ihtiyaçları karşılayacak en mükemmel, en üstün bir din olarak Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği din olan İslamiyet'i göndermiştir. İnsanlar Allah-u Teala'nın mükemmel dediği dinden daha iyisini mi yapacaklar zavallı insanlar? Nerede yapacaksın? Mümkün onu? Değil. Ha, mesela bir evde bile kurallar değişir. Bir aşirette değişebilir. Devlette bile değişebilir. Nitekim olmuyor mu? Bakıyorsun bir kanun, ha bunu değiştirelim diyorlar, değiştiriyorlar. Onun için milletlerin kanunları da zamanla değişiyor. Fakat bunu ancak o kanunları değiştirme yetkisi nereye verildiyse. Genelde mesela millet meclisleri yapıyor her devletin. Millet meclisleri değiştiriyor. Her bekçi ve çoban değil. Her vatandaş değil. Yani ben şimdi çıkacağım. Şu kanunu değiştireceğim diyeceğim. Hadi yeni olsa tembih yoluna çıkacağım. Ey millet duyun ben şu kanunları değiştirdim. Oha. Öyle mi bastın efendim falan diyecekler. Deliye bak diyecekler. Ha. Değil mi? Kafayı yemişler. Kafayı yemişler. Her bekçi... Mecellenin 39. maddesindeki şerhinde diyor ki ahkam zamanla değişir. O ne demekmiş? Örf ve adet tabi olan ahkam, hükümler değişir. Nas ile anlaşılan ahkam zamanla değişmez. Nas ne demek? Hakkında ayet-i kerim, hadis-i şerif.
bunlar. Yani beş vakit namaz zamanla değişmez. Ramazan orucu değişmez. Zekat değişmez. Hac değişmez. Ondan sonra Allah-u Teala'nın açıkça bildirdiği domuz eti haram değişmez. Alkol haram değişmez. Açıkça ayet-i kerimeyle vadi şerifle bildirenler, emir ve yasaklar, onlar değişmez. Ama örf adete bağlı olan şeyler zamanla değişebilir. Muhammed Aleyhisselam'ın kıyametten haber verdiği şeylerin hepsi doğrudur. Kabir azabı, kabrin ölüyü sıkması, kabirde münker ve nekir denilen iki meleğin sual sorması, kıyamette her şeyin yok olacağı, göklerin yarılacağı, yıldızların yollarından çıkıp dağılacakları, yani yörüngelerine çıkacaklar. Küre-i arzın üzerinde yaşadığımız arz küresinin, dağların parçalanması ve herkesin mezardan çıkması, mahşer yerinde toplanması, yani ruhların cesetlere girmesi, kıyamet günün zelzelesi, o günün dehşeti, korkusu ve kıyamette sual ve hesap ve dünyada yapılmış olan şeyleri orada ellerin, ayakların ve her azanın, her organın şahadet etmesi ve iyilik ve kötülük defterlerinin, yani amel defterlerinin uçarak sağ veya sol taraftan verilmesi ve iyiliklerin ve günahların oraya mahsus bir terazide, mizanda tartılması haktır, doğrudur. Böyle inanmak lazım. Ehl-i sünnet itikadı böyledir. Orada sevabı ağır gelen cehennemden kurtulacak. Az gelen ziyan edecektir. Oradaki terazi bilinmeyen bir terazi olup ağır ve hafif gelmesi dünya terazisinin aksinedir. Yukarı çıkan kefe ağırdır, aşağı inen hafiftir. Orada yer çekimi kuvveti yoktur. Evet. Orada önce peygamberler, sonra salih kullar, yani evliya-i kiram Allah-u Teala'nın izniyle günahı çok olan müminlere şefaat edecektir. İtikadı bozuk olan, ehl-i sünnet olmayanlar şefaat yoktur diyor. Evet. Vatandaş da bilemiyor. Bak diyor Müslüman, o da alim. Ha, ehl-i sünnet değil o. Onun için ehl-i sünnet itikadını iyi bilmek lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ümmetimden büyük günahları olanlara şefaat edeceğim. Ya dinin sahibi buyuruyor ki ben şefaat edeceğim. Adam kalkıyor diyor ki yok, şefaat yok. Sana mı inanacağım? Dinin sahibine mi inanacağım? Evet. Cehennemin üzerinde sırat köprüsü vardır. Müminler bu köprüden geçip cennete girecektir. Kafirlerin ayakları kayarak cehenneme düşeceklerdir. Efendim nasıl bir köprü? Gidince göreceğiz. Sırat köprüsü deyince bildiğimiz köprüler gibi sanmamalıdır. Nitekim sınıf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir diyoruz. Her talebe, her öğrenci imtihan köprüsünden geçer. Hepsi buradan geçtiği için köprü diyoruz. Halbuki imtihanın köprüye benzeyen hiçbir tarafı yoktur. İmtihan köprüsünden geçenler olduğu gibi geçemeyip yuvarlananlar da olur. Sınıfta kalanlar da olur. Fakat bu köprüden denize yuvarlanmaya benzemez. İmtihan köprüsünün nasıl olduğunu buradan geçenler bilir. Sırat köprüsünden de herkes geçecek, bazıları da geçemeyip cehenneme yuvarlanacaktır. Fakat bu köprü ve buradan geçmek ve cehenneme düşmek dünya köprüleri gibi ve imtihan köprüsü gibi değildir. Bunlara hiç benzemez. Evet. Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet ve kafirlere azap için hazırlanmış olan cehennem şimdi vardır. Böyle mi inanacağız? Evet, böyle buyuruyor. Her ikisini de Allah-u Teala yoktan var etmiştir. Kıyamette her şey yok edilip tekrar yaratıldıktan sonra ebedi olarak varlıkta kalacaklar, hiç yok olmayacaklardır. Sual ve hesaptan sonra müminler cennete girince burada sonsuz kalacaklar, cennetten hiç çıkmayacaklardır. Bunun gibi kafirler de cehenneme girince cehennemde sonsuz kalacaklar, ebedi olarak azap çekeceklerdir. Bunların azaplarının azaltılması caiz değildir. İbn-i Teymiye kafirlerin cehennemde sonsuz kalacaklarını inkar etmektedir. Yani sünnet değil çünkü. Onların azapları hafifletilmeyecek, onlara hiç yardım olunmayacaktır mealindeki ayeti kerimeyi de inkar ediyor böylece. Evet. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki cehennemdekiler için onların azapları hafifletilmeyecek, onlara hiç yardım olunmayacaktır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalbinde zerre kadar imanı bulunanı günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme soksalar da günahları kadar azap edip sonunda cehennemden çıkarılır ve onun yüzünü siyah yapmazlar. Kafirlerin yüzü ise siyah yapılır. Müminleri cehennemde zincirlere bağlamazlar. Boyunlarına tasma takmazlar. Böylece kalplerindeki zerre imanın hürmeti, kıymeti belli olur. Kafirleri ise kelepçe ve zincirlere bağlarlar. İşte peygamberler de ve ahirette olacaklar da İmam-ı Rabbani Kutsu'nun sözleri naklettikten sonra sıra geliyor meleklere. Melekler Allah-u Teala'nın kıymetli kullarıdır. Allah-u Teala'nın emirlerine isyan etmezleri caiz değildir. Emir olunduklarını yaparlar. Evlenmeleri yoktur. Doğurmazlar, çoğalmazlar. Allah-u Teala bunlardan bazılarını peygamber olarak seçmiştir. Diğer meleklere vahiy haber götürmek vazifesiyle şereflendirmiştir. Peygamberlerin kitaplarını ve sahifelerini getiren bunlardır. Mesela En'am suresini Cebrail aleyhisselamla birlikte 70 bin melek getirmiştir. Bunlar hata etmez, unutmaz, hile yapmaz, aldatmazlar.
Bunların Allah-u Teala'dan getirdikleri hep doğrudur. Şüpheli ihtimalli değildir. Melekler Allah-u Teala'nın azameti, celali, büyüklüğünden korkudadır. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur. Şu ana kadar naklettiklerimiz ehl-i sünnet itikadıdır. Böyle mi inanmamız lazım? Evet. Neye? Allah-u Teala'nın zatına, peygamberlere, Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaplara, ondan sonra ahiret günlerine, mahşer gününe, mizana, sırata, ondan sonra meleklere. Böyle mi inanmamız lazım? Evet, böyle inanmamız lazım. Evet. Bir de tabii iman konusu var. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan Peygamber Efendimiz'den gelen haberlere inanmak ve inandığını söylemek iman demektir. Bunu imanın tarifi böyle yapmış İmam-ı Rabbani Kutusuzlukları. Her lisan ile söylemesi de caizdir. Hatta Dürriyekler şehrinde de böyle yazılı bunlar. Peki ehl-i sünnet itikadının diğerlerinden farklı tarafı, onu anlatıyor şimdi. İbadetler imandan değildir. İbadetler imandan değildir. Yani bir kimse diyelim ki namaz kılamadı, oruç tutamadı, zekat veremedi, hacca gidemedi ama zekatın farz olduğuna inanıyor, orucun farz olduğuna, Allah-u Teala'nın emri olduğuna inanıyor, zekatın Allah-u Teala'nın emri olduğuna inanıyor, haccın Allah-u Teala'nın emri olduğuna inanıyor ama beceremedi, yapamadı, edemedi. Mesela içki içiyor ama içkinin haram olduğuna itikad ediyor, inanıyor. Yalan söylüyor ama yalanın ancak da haram olduğunu, günah olduğunu biliyor. Bunlara böyle itikad ediyor. Peki bunları yapan bir kimse kafir olur mu? Olmaz buyuruyor. Ama ibadetler imandan değildir ama imanı kemalatını ibadetler arttırır ve güzelleştirir. İmam-ı Azam Ebu Hanife aleyhirrahme iman artmaz ve azalmaz buyurmuştur. Çünkü iman kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Ben az inandım, çok inandım denmez. İnandıysa inandı, inanmadıysa inanmadı. Azalan ve çoğalan bir inanışa da zaten inanmak değil, zan ve vehim denir. İmanın kamil veya noksan olması, ibadetlerin çok ve az olması demektir. İbadet çok olunca imanın kemali çok denir. O halde müminlerin imanları, peygamberlerin imanları gibi olmaz. Çünkü bunların imanları ibadetler sebebiyle kemalin tepesine varmıştır. Zirveye çıkmıştır. Diğer müminlerin imanları oraya yaklaşamamıştır. Her ne kadar her iki iman olmakta ortak iseler de birincisi ibadetler vasıtasıyla başka türlü olmuştur. Sanki aralarındaki benzerlik yok gibi olmuştur. Müminlerin hepsi insan olmakta peygamberlerle ortaktır. Fakat başka kıymetler, üstünlükler bunları yüksek derecelere çıkarmıştır. İnsanlıkları sanki başka türlü olmuştur. Sanki müşterek olan insanlıktan daha yüksek insandırlar. Belki insan bunlardır, başkaları sanki insan değildir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsuzluğu. Evet. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi teala aleyh ben elbette müminim demelidir buyuruyor. İmam-ı Şafii Hazretleri ise ben inşallah müminim demelidir buyuruyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri her ikisinden naklettikten sonra buyuruyor ki bu ikisi de doğrudur. İnsan şimdiki imanını söylerken ben elbette müminim demelidir. Son nefesteki imanını söylerken ben inşallah müminim demelidir. Fakat burada da şüpheli söylemektense elbette demek daha iyidir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsuzlukları. Müminin büyük dahi olsa günah işlemekle imanı gitmez, kafir olmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Bağdat'ın büyük alimleriyle bir yerde otururken birisi gelip diyor ki bir müminin babasını haksız olarak öldürse, bir mümin babasını haksız olarak öldürse ve sonra şarap içerek sarhoş olsa ve zina etse imanı gider mi? İşten alimlerin hepsi o mümine kızar. Bunu sorma lüzum yok. İman elbette gider. Kafir olur dediler. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala buyurdu ki o kimse yine mümindir. Günah işlemekle iman gitmez. Buyurunca alimler bu cevabı beğenmediler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne dil uzattılar. Sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sözünü ispat edince hepsi kabul etti. Şimdi belki bizi dinleyenlerin arasında da hatırına gelebilir. Peki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri böyle dediği için böyle hayır. Dinin sahibi bildiriyor. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam bir kimse içki içiyor. Ona evet. Bir ceza veriliyor. Daha sonra bu kimse gene geliyor. Şahidi falan yok ha, kendisi geliyor. Diyor ki ben böyle bir iş yaptım, benim bu cezamı verin diye Peygamber Efendimiz'e. İşte üçüncü sefer tekrar gelip cezası verilince orada eshab-ı kiramdan birisi diyor ki lanet olası diyor, ikide bir yapıyor bunu falan deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sus buyuruyor. O Allah ve Resulü'nü çok seviyor. Bakın burada dikkat edecek bir husus var. Adam eshab-ı kiramdan bir zat. O kimse diyor ki Allah-u Teala'nın men ettiği bir şey. Nefsine uyarak veyahut da aynı şekilde yanılarak hata neyse hangi sebep olursa olsun bir fiil işliyor. Yani bir haram işliyor.
ve onun da cezasını çekmek üzere geliyor. Birisi de diyor ki bu diyor bu işte haramı ikide bir işliyor, lanet olası diyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sus, öyle söyleme çünkü o Allah ve Resulünü çok seviyor. Fatime içki içtiydi. Ama Peygamber diyor ki o Allah ve Resulünü çok seviyor. Yani içki içmesi o kimsenin aynı şekilde imanı götürmez demektir. Evet. İşte İmam Azim Bahri Hazretleri de ona dayanıyor. Amel imandan cüz değildir. Kafir olmaz yani. Fasık olur, o ayrı mesele. Ayrı bir mesele. Günahı çok olan bir mümin son nefeste boğazına gelmeden, son nefesi boğazına gelmeden önce tevbe ederse kurtulması çok umulur. Çünkü Allah Teala tevbeyi kabul edeceğini vaat buyurmuştur. Eğer tevbe etmek şerefine kavuşamadıysa onun için Allah Teala'nın iradesine kalmıştır. Cenab-ı Hak isterse günahların hepsini affederek cennete sokar. Ve yine Cenab-ı Hak isterse cehennem ateşiyle veya sıkıntılarıyla günahları kadar azap yapabilir. Fakat sonunda kurtularak yine cennete girer. Çünkü ahirette merhamete kavuşmayan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan rahmete kavuşacaktır. Eğer günahlarından dolayı önceleri rahmete kavuşamazsa sonunda Allah-u Teala'nın lütfu inayeti ile yine kavuşacaktır. Evet. Ehl-i sünnet alimlerine göre halifelikten konuşmak dinin esas bilgilerinden değildir. Yani imana bağlı bir şey değildir. Fakat bazıları burada taşkınlık yaptığından hoca çekine giren çenesi kuvvetli cahiller kendilerini alim deyip sözleriyle, kitap ve dergileriyle iftira ederek Müslümanları zehirlediklerinden dolayı Müslümanların alimleri, halifeliğe ait bilgileri kelam ilmine yani iman bilgisine sokmuş, işin doğrusunu bildirmişlerdir. Efendim işte şunun hakkıydı da bunun hakkıydı da. Sahabe-i kiram tercih etmiş ve bitmiş o biz. Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Mustafa'dan sonra Müslümanların halifesi yani Peygamber Efendimiz'in vekili ve Müslümanların reisi Ebubekir Sıddık'tır radıyallahu teala. Ondan sonra halife Ömer'in Faruk'tur radıyallahu teala. Ondan sonra Osman-ı Zinnureyn radıyallahu teala. Ondan sonra Ali bin Ebi Talip'tir radıyallahu teala. Bu dördünün üstünlük sıraları halifelikleri sırası gibidir. Bunlardan Şeyhayn'ın yani ilk ikisinin diğer ikisinden daha üstün olduğunu Eshab-ı Kiram'ın ve Tabi-i İzam'ın hepsi söylemiştir. Bu söz birliğini din imamlarımız bildirmektedir. Ehl-i Sünnet'in reislerinden olan Ebul Hasan el-Eşari Hazretleri buyuruyor ki Şeyhayn'in yani Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in diğer bütün ümmetten üstün olduğu muhakkaktır. Buna inanmayan ya cahildir veya inatçıdır. İmam Ali radıyallahu teala Hazreti Ali yani kerimallahu vece beni Ebubekir ile Ömer'den üstün tutan iftira etmiş olur. İftira edenler dövdükleri gibi ben de onları döverim buyuruyor. Abdülkadir evet. Geylani Hazretleri Günyet Talib'in kitabında buyuruyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allah-u Teala'dan istedim ki benden sonra Ali halife olsun. Melekler dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala dilediği olur. Senden sonra halife Ebu Bekir Sıddık'tır. Abdülkadir Geylani Kuddüs'e soru yine buyurdu ki Ali radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki benden sonra halife Ebu Bekir olacaktır. Ondan sonra Ömer, ondan sonra Osman, ondan sonra da sen olacaksın. Hazreti Ali böyle bildiriyor. Evet. Sen de onun sırtından aynı şekilde şey yapıyorsun. Allah Allah. Hem de Hazreti Ali naklediyor bu hadis-i şerifi. İmam-ı Hasan İmam-ı Hüseyin'den daha üstündür. Ehl-i Sünnet alimleri buyurdu ki ilimde ve içtihatta Ayşe radıyallahu anh'a Fatıma'dan radıyallahu anh üstündür. Abdülkadir Geylani Hazretleri Günye kitabında diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a daha üstündür. İmam-ı Rabbani Kutsuzudur buyuruyor ki ilim ve içtihatta Hazreti Ayşe, zühd ve dünyadan kesilmekte ise Hazreti Fatıma daha ileridir. Bunun içindir ki Hazreti Fatıma'ya betül yani çok temiz denilmiştir. Ayşe radıyallahu anh'a ise Eshab-ı Kiram'a İslamiyet'i öğretti. Eshab-ı Kiram bütün müşkillerini ondan sorup öğrendi. Eshab-ı kiram arasındaki muharebeler, mesela deve vakası ve sıffin vakası iyi niyetlerle, güzel sebeplerle yapılmış olup, nefsin arzularıyla, inat ve düşmanlıkla değildi. Çünkü onların hepsi büyüktü. Kalpleri Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sohbetinde ve mübarek nazarları karşısında temizlenmiş, hırs, kin ve düşmanlık gibi şeyler kalmamıştı. Bunların sulhları da, ayrılık ve muharebeleri de Allah-u Teala için idi. Her biri kendi içtihadına göre hareket etmiştir. İçtihatlarında uymayanlara inat ve düşmanlık etmeyerek onlardan ayrılmıştır. İçtihadı doğru olanlara 2 veya 10 sevap, isabet etmeyenlere de 1 sevap vardır. O halde doğruyu bulmaya çalışıp da bulamayıp yanılanlarına da doğru olanlar gibi dil uzatmamak lazımdır. Çünkü bunlar da sevap kazanmıştır. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, bu muharebelerde emir yani Hazreti Ali radıyallahu teala haklıydı. Ona uymayan içtihatlar doğru değildi. Fakat hiçbirine dil uzatılamaz. Nerede kaldı ki kafir, fasık denilebilsin. Bu muharebelerde
Ali radıyallahu teala an Hazreti Ali radıyallahu teala buyurdu ki kardeşlerimiz bizden ayrıldı. Onlar kafir, fasık değildir. Çünkü içtihatlarına göre hareket ediyor. Hazreti Ali böyle buyuruyor. Sen ne diyorsun? Evet. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam eshabıma dil uzatmaktan sakınınız buyuruyor. Ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Senin yapacağın dilini tutmak. Evet. Görülüyor ki Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam eshab-ı kiramın hepsini büyük bilmemiz ve hepsini hürmetle, iyilikle söylememiz lazımdır. Bu büyüklerden hiçbirini fena bilmemeli, kötü sanmamalı. Onların birbirleriyle olan muharebelerini başkalarının sulhlarından daha iyi bilmelidir. Kurtuluş yolu budur. Çünkü eshab-ı kiramı sevmek Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam sevmekten ileri gelir. Onlara düşmanlık ona düşmanlık olur. Büyük alim Ebu Bekir Şibli Kudüs'e sorup buyuruyor ki eshab-ı kirama hürmet etmeyen bir kimse Muhammed aleyhisselama iman etmiş olmaz. Alüs-ü Galiye kitabında diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de eshab-ı kiramı övmektedir. İlk hicret edenlerden ve ensardan ve iyilikte bunların izinde olanlardan razı olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala ancak mümin olarak öleceğini bildiği kuldan razı olur. Kafir olarak öleceğini bildiği kuldan razı olduğunu bildirmesine imkan yoktur. Bunun için eshab-ı kiramı öven ayet-i kerimeler onların adil olmadıklarını ve Resulullah'ın vefatından sonra mürtet olduklarını söyleyenleri reddetmekte, böyle söyleyenlerin kötü niyetli olduklarını bildirmektedir. Eshab-ı kiramın hepsini öven hadis-i şerifler pek çoktur. Bunların meşhurlarından biri İmam-ı Darimi'nin ve İbn-i Abid'in de bildirdikleri eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete kavuşursunuz hadis-i şerifidir. Ahmet Namık Camii'nin rahmetullahi aleyh Ünsü Taib'in kitabında dört halife isimleriyle yazılarak her biri ve eshab-ı kiramın hepsi çok övülmekte ve hepsini sevmemiz lazımdır denilmektedir. Eshab-ı kiramın kıymetini, büyüklüğünü bilmeyenin bu büyükleri kendileri gibi sanıp kötüleyen sapıklara çok şaşılır. Cehenneme gidecekleri bildirilen 72 bidat fırkasının en kötüsü bunlardır. Bunlar Hazreti Ali'nin izinde gidiyoruz diyerek temiz gençleri aldatmışlardır. Muhbir-i Sadık yani hep doğru söyleyici olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet alametlerinden her ne haber verdiyse hepsi doğrudur. Yanlışlık olamaz. O zaman güneş adet dışı olarak karttan, battan doğacaktır. Hazreti Mehdi aleyhim rıdvan çıkacak. İsa aleyhisselam gökten inecek. Deccal çıkacak. Yecüc ve Mecüc denilen insanlar yeryüzüne yayılacaktır. Hüccetullah alel aleminde diyor ki, Yecüc ve Mecüc denilen kimseler Nuh aleyhisselamın oğlu Yafes'in soyundandırlar. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları büyük, boyları kısadır. Her birinin 1000 çocuğu, bir değil 1999 1000 çocuğu olur. Evet. Cin ve insanların adetlerin 1/9'u Yecüc ve Mecüc'tür. Arkasında kaldıkları Set'i her gün oyarlar. Gece eskisi gibi olur. Kafirdirler. Set arkasından çıkınca insanlara saldırırlar. İnsanlar şehirlere, binalara saklanırlar. Hayvanları bitirirler. Nehirleri içip kuruturlar. İsa aleyhisselam ve eshabı dua ederler. Boyunlarında yara hasıl olup bir gecede hepsi ölürler. Hayvanlar bunları yiyerek çoğalırlar. Pis kokularından yeryüzü yaşanmayacak bir hal alır. Yecüc ve Mecüc çok eski zamanda bir duvar arkasına bırakılmış, kıyamete yakın yeryüzüne yayılacak iki kötü millet olduğu Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Arkeolojik araştırmalar yer altında kalmış şehirleri, dağ tepelerindeki deniz fosillerini bulduğuna göre bu duvarın bugün meydanda bulunması ve bu insanların çok sayıda olmaları lazım gelmez. Nitekim bugünkü milyarlarca insan nasıl iki kişiden meydana geldiyse o iki milletin de bugün nerede oldukları bilinmeyen birkaç kişiden üreyerek yeryüzünü kaplayacakları düşünülebilir. Dabbetul arz denilen hayvan çıkacak. Gökleri bir duman kaplayıp bütün insanlara gelip canlarını yakacak. Herkes bunun acısından dua edip ya Rabbi bu azabı üzerimizden kaldır sana iman ediyoruz diyeceklerdir. Alametlerin sonuncusu bir ateştir ki Aden'den çıkacaktır. Aden Yemen'dedir. Hindistan'da birisi Mehdi olduğunu iddia etmişti. Mezarı da Fere şehrindeymiş. Meşhur hatta manası tevatür derecesine varmış birçok hadis-i şerifler böylelerinin bu itikat ve sözlerini yalanlamaktadır. Memleketimizde de bazı cahiller tasavvuf kitaplarından tercüme ederek söyleyen ve yazan kimselere Mehdi diyor. Bunları kendi yazıyor sanıyorlar. Halbuki birçok hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyiniz. Başka bir hadis-i şerif ismini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne yani o zaman bilinen memleketlerin çoğuna 4 kişi malik oldu. İkisi mümin ikisi de kafir idi. Mümin olan 2 kişi Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselam idi. Kafir olan ikisi de Nemrut ile Buhtun Nasar idi. 5. olarak yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi de malik olacaktır. Bir başka hadis-i şerif. Evet.
Kıyamet kopmadan önce Allah-u Teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi Muhammed olacak. Babasının ismi benim babamın ismi gibi Abdullah olacak babasının ismi ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adil ile dolar. Ve bir başka hadis-i şerifte Eshab-ı Kehf Hazreti Mehdi'nin yardımcıları olacaktır. Ve İsa Aleyhisselam bunun zamanında gökten inecektir. İsa Aleyhisselam Deccal ile harp ederken Hazreti Mehdi onunla beraber olacaktır. Bunun hükümdarlığı zamanında her zamankinin aksine olarak ve hesapların tersine olarak Ramazan-ı Şerif'in 14. günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde ay tutulacaktır. O halde buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs'ü, insaf etsinler ki bu alametler cahillerin Mehdi zannettikleri kimselerde ve ölen adamda da var mıdır yok mudur? Hazreti Mehdi'nin daha birçok alametlerini muhbir Sadık Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. Ahmed İbni Hacer-i Mekki Hazretleri El-Kavlül Muhtasar fi Alametil Mehdi isimli kitabında Hazreti Mehdi'nin 200'e yakın alametlerini yazmıştır. Geleceği bildirilen Mehdi'nin alametleri meydandayken başkalarını Mehdi sananlar ne kadar cahildir. Allah-u Teala onlara doğru yolu göstermeyi nasip eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Beni İsrail 70 fırkaya ayrılmıştır. Bunlardan 70 cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrılmıştır. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 kısma ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırkası kurtulur. Eshab-ı kiram bu fırkanın kimler olduğunu sorunca cehennemden kurtulan fırka benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir buyurmuştur. Bu hadis-i şerifin Kütüb-i Sitte dediğimiz 4 Sünen kitabında bulunduğu Milel ve Nihal tercümesinde yazılıdır. O kurtulan fırka ehl-i sünnet vel cemaattir ki insanların en iyisini yoluna sarılmışlardır. Netice olarak Ahmet'te bildirilen esaslara olduğu gibi inanmak, hayırın ve şerrin Allah-u Teala'dan olduğuna inanmak, amelin imandan bir parça olmadığına inanmak, iman ya vardır veya artıp eksilmez, parlaklığı artır eksilir. Kur'an-ı Kerim mahluk, yaratık değildir. Allah mekandan münezzehtir. Ehli kıble tekfir edilmez. Kabir suali ve kabir azabı haktır. Gaybi yalnız Allah-u Teala bilir. Dilerse enbiya ve evliyasına da bildirir. Evliyanın kerameti haktır. Eshab-ı kiramın hepsi cennetliktir. Ebu Bekir Sıddık Eshab-ı kiramın en üstünüdür. Miraç ruh ve bedenle birlikte olmuştur. Öldürülen, intihar eden eceliyle ölmüştür. Peygamberler günah işlemez. Bugün için 4 hak mezhepten birinde olmak, peygamberlerin ilki Adem Aleyhisselam, sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. Şefaata, sırata, hesaba ve mizana inanmak, ruh ölmez, kafir ve Müslüman ölülerin ruhları işitir. Kabir ziyareti caizdir. Kıyamet alametlerinden olan Deccal, Dabbetül Arz, Hazreti Mehdi'nin gelmesi, Hazreti İsa'nın gökten ineceğini, güneşin battan doğacağını ve bildirilen diğer kıyamet alametlerine inanmak lazım mıdır? Elbette ki lazımdır. Ehl-i sünnet itikadıdır. Ve ahirette Allah-u Teala görülecektir. Kafirler cehennemde sonsuz kalır. Mesh üzerine mesh etmek caizdir. Bunlar, bu naklettiklerimiz hep ehl-i sünnet itikadının hususiyetleri ve özellikleridir. Evet. Böyle inanırsak, böyle itikad edersek itikadımız düzgün ve doğru mu olur? Evet, düzgün ve doğru olur. Ehl-i sünnet itikadında olmuş oluruz. Bu konuda tabii daha detaylı bilgi edinmek isteyen de olabilir. Mesela Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname isimli kitabı var. Bu Kemahlı Feyzullah Efendi tarafından dilimize aktarılmış. Hakikat kitabı bir de bunu herkese lazım olan iman isminde yayınlamıştır. Oradan da aynı şekilde okunabilir mi? Evet, oradan da aynı şekilde geniş şekilde okunabilir efendim. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hayırlı geceler. Gönül Pınarı.